Bugün sizlerle 60 yaşındaki bir meç makinenin, evet resmen bir antika. Kökende makine fazla yorulmamış ancak eksik kayıp bazı parçaları var. Bunun üzerinde büyük bir restorasyon ve modifiye çalışması yaparak adamların 60 sene önceki metal kapatmalarına kadar bir meç kalitesini görüyoruz ki Murat Tepe Usta da ülkemizde üretmeseydi halen bunlara dışarıya bağımlı kalacaktık. Şöyle çalışma aşamalarından bazı fotoğraflar sizlere veriyorum burada. Gördüğünüz gibi makinenin kırmadan parçalarını demontaj aşamasından sonra paslanmazlık işlemleri, kumlama işlemleri, bir sürü teferruatlı çalışmalar yapıldıktan sonra burada gördüğünüz duruma geldi. Yavaş yavaş parçaları toparlıyorum. Bu makine hem 12 kalibre, hem 20 kalibre, hem de 36 kalibre yapacak şekilde benim tarafımdan dizayn edilecek. Onun çalışırkenki videolarını da ilerleyen zamanlarda ben sizde paylaşacağım. Şimdi çalışma detayları için yavaş yavaş şöyle makinenin son durumları. Arkadaşlar fişek doldurma makinelerinde özellikle modifikasyon ya da restorasyon çalışmaları için birçoğunuzun kendinizin de zaman zaman söylediği gibi kolay kolay bir yerde bulamayacağınız birçok bilgi ve detayları sizlere vermekteyim. Elinden iş gelen arkadaşlarımız bazıları başarıyla bunları uygulayıp kendi makinelerini restore ya da modifiye yapabildiler. Bazıları da yüzüne gözünü bulaştırdı. Ee, benim bile bir daha toparlamayacağım hale. Mesela makinenin şaselerindeki pasları, bilmem gerek ekonomik olarak e, para vermemek için buralara e, zımpara taşları buran, kağıtlar vuran, paslı parçalara yine öyle e, tel fırçayla adeta oyanlar, makineye bağladıkları makinelerini rezil edenler de oldu. Bu tür işlemler için ilk önce takım taklavat ve el becerinizin güçlü olması, ayrıca malzemeleri neyi ne yaptığınızı çok iyi bilmeniz gerekir. Yani modifiye dediğimiz zaman şu vidasından tutun da aşınmış en küçük piminden kol boşluklarına kadar elde geçip ben bunları lazerlerde yeniden kestirdiğim kollar oldu. Buraya arkadaşlarımızın perişan gönderdikleri gerek orta şase değişimlerinde gerek özellikle şimşeklerde yani saç kaliteleri e, meçlerle aynı olmuyor. Bazılarınız da kaba kuvvet kullanıyor. Arka kısımlarını falan eğiyorlar makinenin. Bu hususlara dikkat edin. Elinizdeki hangi makine olursa olsun kaba kuvvet kullanmayın. Ben bu makineyi yaklaşık 25 gün sabır ile şu pas sökücünün neredeyse yarısını sürekli sıka sıka 60 yaşındaki antika bir makinenin kendi kendine ısıtıp şu su verilmiş vidalarındaki pinlerindeki yani bunlar e, sıradan cıvatalar değil. Onu ben size söyleyeyim. Meçlerin üzerindekiler. Adamlar 60 sene önce yapmışlar. Şimdi bu makineye neden bu kadar önem verdim? Sizlere basit birkaç ayrıntı söyleyeyim. Bu meçin e, 60, 63 sene, 64 sene civarındaki firmanın açılışı, tarihçesi ve ilk versiyonu atası. Bundan sonrakiler Versa Match bazı parçalarda plastiğe geçti her parçaları birbirlerine tutmazlar. Tutanları var, tutmayanları var. Ama değişikliklere gittiler. Bunu yıllar öncesi böyle internet bu kadar aktif değilken hani forumlara kayıt olurduk. Bir Amerikan forumunda okuduğumda ben de hem İngilizce hem Almanca olduğu için hem de bunların doğduğu yerlerde veya ne bileyim bir Almanya'da kulübe gittiğim zaman orada bir Amerikalısını, Polonyalısını, dünyanın Dört bir yandan Avustralyalısınız, Yeni Zelandalısınız bir yarışmada bir şeyde görüp bu insanlarla balistik mühendisleriyle veyahut işte bu makinelerden çok anlayan profesyonel insanlarla sohbet etme imkanımız oluyordu. Bunlardan aldığım çok bilgileri sizden bir şey beklemeden böyle açık açık değerlendirmesini bilene yıllardır vermekteyim. Şimdi bir takım belli bir Çapulcu tayfa ise bu hoşuna gitmiyor çünkü derme çatma demir parçalarını sizlere makine diye itekleyen bu tayfa. Yani ben şunu sökmeden önce şu sıkıştırılmış su verilmiş şase ana şase çeliğe bile daha ulaşamamış durumda. Makine yapıyoruz diyor. ST35 inşaat demiri ayarındaki dikdörtgen demir. Herhangi bir demircide de dikdörtgen demiri kestirirsiniz. Yani bunlarla makine diyor. Adam 60 sene önce yapmış çalışmış makinenin şasesinde çizik yok. Kullanmış olduğu nikelajları Evet bunları polisajları yapıldı. Bir sürü işlemler yapıldı. Yani kökende malzeme kalitesi var. Her malzemede ya şu yayın 60 yaşında olduğunu düşünürseniz bunlara ince ince düşünmeniz lazım. Şimdi bu makine o zamanki teknolojiyle lazer yokken CNC yokken dik işleme yokken yapılmış ve mikronla çalışıyor. Muazzam şekilde dolum yapıyor. Adam seneler önce şu çeliğe şey, şekil vermiş. Şunun kapattığını bugün plastiği işlemek, çeliği bu şekil mikron hesaplarıyla e, dengeye getirmek çok zordur. Buna rağmen e, plastiği dengeye getirememiş bir sürü taklit edilmeye çalışılmış bir dünya gerçeği vardır ki meç halen dünyada tacı başında bir firmadır. Yani bunu hiç kimse inkar edemez. Hepsi mece benzetmeye uğraşabilir. Adam 60 sene önce size şöyle göstereyim. Şuraları bile bilya yapmış resmen. Yani siz bir şarj barı Şimdilerde kullanmıyoruz. Hassas teraziye geçiyoruz. Çünkü şarj bar hikayeden başka hiçbir şey değil. Ee, yeni barutlar çok fazla. Her birinin özgül ağırlığı değişik. Yapışıyor. Ee, çift bazlı tabanlar var. Bunlar hep ayrı ayrı sıkıntılar. Şimdi konuya girersek daha çok uzar. Şimdi bu tür çalışmaları yapmayan, arka, yapmak isteyen arkadaşlar için vereceğim bilgiler. İlk önce parçaların durumları sırasıyla neyi ne yapacağınız. Özellikle Amerikan makineleri. Bakın bunlar inç norm dişler kullanır. Bunları çekecek tornayı da zor bulursunuz. Her torna bu dişleri atmadığı gibi. Yani burada bir sökerken kaba kuvvetle kırdığınız civata falan size çok ciddi bir maliyet. Ve onu yapacak sanatkar bir adamı e, bulabilme sorunu gibi uğraştırır. Şunun dahi şu somunu kaybederseniz. Normal gidip civatacıdan alacağınız somunlarla kolay kolay bunun dişini bulamazsınız. Şu somunu bulamazsınız. Bu sizin ayağınıza dolaşır yani. Hele ki bir kırsalda, köyde şeyde oturuyorsanız ki sık sık arkadaşlardan buna benzer işte sökerken bir şeyi kırdım, kaybettim diyor. İnanın buradan buna benzer küçük civataları ya bulup ya yaptırıp veya pimi gönderdiğim arkadaşlar içinizde mevcuttur. Bu tür işlere kalkışmadan önce tecrübem yeter mi? Başladığımda makineyi kurtarır mıyım? Daha mı rezil ederim? Bunlara dikkat edin. Merakla bu çalışmaları izliyorsunuz. Bundan çok faydalanan, mükemmel neticelere ulaşan arkadaşlarımız var. Bu makineyi ben bir antika olarak toplayacağım. Bakın. 60 sene önce adamlar metal kapatmayı dik işleme olmadığı için böyle çözmüşler. Bunun 8 de var tabii. Söylemek istediğim parça satamayınca ondan sonra plastik ön kesmelere falan filan geçmişler. Bunu da bizzat kendim bir Amerikan formunda yıllar önce yani sosyal medya bu kadar aktif değilken okumuştum. Parça satılmadığı için bu şekle geçilmiş. Yıpranlamış. Onun için hiçbir masraftan kaçınmadım. Ee, olabildiğince bir nostalji. Ama böyle bir de daha önce 40 yaşında şimşeği kullanıyordum bu makineyi 12, 20 ve 36 kalibre dolduracak şekilde dizayn ediyorum. Bunun üçünü yapacak. Bazı parçaları Almanya'dan almıştım. Buradan çok değerli bir arkadaşımızın elinde birkaç parça vardı. Farklı kalibrelerini onları verdi. Eksik olanları üreteceğiz. Bunlar zaman alacak. Bu makine kendi 12 kalibre. Ama bu makineyi hem 20 hem 36 hem de 12 fırtına gibi dolduruyor hale getirip 60, 63, 57 artık tam olarak bilemem ama bu makine 60 yaş civarında e, meçin ilk çıkarttığı versiyonudur. Versa Match'den bile öncesidir. Versa match bundan çok sonra yani JR serileri falan onlar ta 70'li senelere dayandılar. Çalışmanın sonucunu bu makinenin faaliyetini de sizlerle paylaşacağım. Meraklı arkadaşlar için fotoğraflarla kademe kademe acele etmeden bu makinenin sizin görmediğiniz bir yerde yaklaşık bir aydır tezgahta sabırla vidalarını kırmadan pas sökücülerle kaba kuvvet kullanmadan e, demontaj aşamasından sonra da sabırla toplanmasını da izleyeceksiniz. Daha sonra da faaliyete geçtiğinde yani ana şasesine kadar paslanmazlık işlemleri yapıldı. Bunu denize atsam artık şu saatten sonra 6 ay kolay kolay leke yaptıramazsınız. Yani olay sadece gördüğünüz gibi boyadan süsten ibaret değildir. Çalışırken de bunun performansını hep beraber izleyeceğiz. Evet her çalışmamda olduğu gibi ilgisi olanlar meraktan çatladınız. Evet uğraşa uğraşa bu hale geldi. 60 yaşındaki Meç'in atası. Şöyle kapsül deliğini ortalamasına bile bakıyoruz. Gördüğümüz gibi bu vaziyete geldi. Kromajları üretildiğinde olmayan galvanizleri hepsi yenilendi. Arkadaşlar hemen ağzını açarken neye mal oldu neye mal oldu diyor. Şöyle bir bulaşın girin işin içine de Göreyim neye mal olduğunu. Arkadaşlar antika bir arabaya ayağa kaldırmak gibi düşünebilirsiniz. Bunu ben belki binlerce makinedeki tecrübemi, bütün bilgimi kullanıp çok yaşlı bir makine bir antikayı bu hale getirmek için bu kadar büyük bir çalışma yaptım.